Merhaba gençler. Kazanım karma testlerini çözmeye devam ediyoruz. 7. testteyiz. Bu test Newton hareket yasaları 3 testi ile ilgili. Şimdi soru çözmeye başlamadan önce şunu söyleyeyim. Newton hareket yasaları genel olarak öğrencilerin zorlandığı bir konudur. Yani vektörler, bağlı hareket ondan sonra gelen bu konu biraz zorlanıyorsunuz. Ama sınavda çıkıyor. O yüzden yani bu testi özellikle çözmenizi tavsiye ederim. Birinci sorumuzdan başlayalım. Büyüklüğü 42 Newton olan F kuvveti şekilde gibi 3 kilogram kütlelik cismine uygulandığında sistem sabit hızla hareket etmektedir. F kuvveti kaldırıldığında X cismi duruncaya kadar geçen sürede ipte girme kuvvetinin büyüklüğü T1. Cisimlerin bundan sonra bundan sonraki hareketinde ise ipte girme kuvvetinin büyüklüğü de T2 olmaktadır. Buna göre T1 bölü T2 oranı kaçtır diye soruyor. Şimdi ilk verilen bilgiye bakalım. Başlangıçta nasıl gidiyormuş bu sistem? Sabit hızda gidiyormuş. Sabit hız gördüğümüz zaman burada arada gençler şöyle bir not alayım sizlere. Bir yerde sabit hız gördüyseniz veya durgun, hareketsiz gördüyseniz veya dengede kelimelerini gördüyseniz burada ne olması lazım? F netin sıfır olması lazım. Bu ne anlama geliyor? Zıt yönü kuvvetleri birbirine eşitleyeceksiniz gençler. Şimdi baktığımız zaman burada kuvvet olarak ne var? Bir F kuvveti var. Bir de aşağı doğru bu cismin ağırlığım var. Yani o zaman burada eee F'in de değerinin 42 Newton olduğunu söylemiş. Yani şöyle yapayım ben size. Şöyle 42 Newton'luk kuvvetle çekiyorsunuz. E, aşağı doğru ağırlık 30 Newton olmasına rağmen sabit gidiyorsa bu durumda ne anlıyorduk? F net sıfır. Yani zıt yönlü kuvvetler birbirine eşit. Yani o zaman ne gerekiyor gençler? Siz 42 ile sola doğru çekiyorsanız sağa doğru da toplam 42 olması lazım. Peki bunun için ne olması lazım? bir sürtünme kuvvetinin olması lazım. Sürtünme kuvvetinin büyüklüğünde 12 N olması gerekir. Önce bunu anladık. Siz bu şekilde çekerken F kuvvetini kaldırdığınız zaman ne olacaktır? İlk kaldırdığımız zaman burada bu sistem sola doğru gidiyorken, bu şekilde sola doğru gidiyorken aşağı doğru ne var bu şekilde? Bir 30 N var, bir de 12 N var. Dolayısıyla burada F net burada ne oldu? net burada toplam 42 Newton olmuş oldu gençler. Ee, x Burada x isminin kütlesi de 3 kilogramdı. Y disimli yani diğer dismin de kütlesi de 3 kilogram. O zaman toplam ne oldu? F eşittir. M toplam çarpı A eşittir. 42 Newton. Burada toplam kütle ne kadar? 3, 3. Yani 6 çarpı A eşittir. 42, 42. A1'in değeri buradan 7 metre bölü saniye kare gelir. Yani başlangıçta, başlangıçta derken F kuvvetini kaldırdıktan sonra yani. F kuvvetini kaldırdıktan sonra bu cisimlerin sistemin ivmesi 7 olmuş. Peki şu ipte gerilme kuvveti nedir? Şöyle bulalım. Şimdi ee, bu sistem tabii ki bu yönde yani şu şeydeki 3 kilogram cisim bu yönde yavaşlıyor. Bu yönde yavaşlayabilmesi için 30'un T1'den daha büyük olması lazım gençler. 30 eksi T1 eşittir. Bu cismin kütlesi çarpı sistemin iğmesi. Şu da yerine koyduk yani. F net eşittir. M çarpı A'da yerine koydum. Burada net kuvvet 30 eksi T1. Bakın dikkat edin. Niye T1 eksi 30 demedim? Çünkü ok yönde yavaşlıyor. Bir cisim hareket yönüne yani bir cisim yavaş yavaşlaması için hareket yönüne zıt yönüne etki eden kuvvetin yani şu anda bu zıt yönü kuvvet kim? 30 Newton. 30 Newton'un T1'den daha büyük olması lazım. Bu durumda 21 mi oldu? Evet. T1'in kaç olması lazım gençler? 9 Newton olması lazım dersiniz. T1'i bulduk. Şöyle bir çizgi çizelim. Şimdi geldik ikinci duruma şimdi ikinci durum ne cisimler durduktan sonra şimdi bakın bir daha çizelim Şurada x cisim var Şurada 3 kilogram cisim var Şimdi durduktan sonra ne olur peki biliyor musunuz aşağı doğru 30 N var Bu sistem sağa doğru gitmek isteyeceğinden dolayı Sürtünme kuvvetinin bu yönde olması gerekir 12 N o zaman yine F eşittir m çarpı a da Kim için yazıyorum yine şu cisim için yazayım gençler. Şimdi yukarı doğru ne var? T var. Aşağıda 30 var. Şimdi bu sistem ne yapıyor? Aşağı doğru mu hızlanıyor? O zaman hızlanıyorsa hızlandığı yöndeki kuvvet daha büyüktür. Yani 30 eksi T eşittir. Cismin kütlesi 3. Sistemin iğmesi ne olur? Ee, a, onu bulmadık biz değil mi? O zaman şöyle yapalım. Sistemin iğmesini bulalım. F eşittir. M çarpı A da. Tabi toplam kütle ve F neti yazıyorsunuz. Toplam kütle e, burada 3, 3 daha 6. Net kuvvet nedir? 30 eksi 12 eşittir A2. A2'nin değeri buradan 18 3 mü gelir? Tamam 3 geldi. A yerine 3 yazarsak buradan T2'nin değeri ne olacaktır? 21 N. değil mi? 9 kalması için 21 N olması lazım. O zaman bunları oranlarsanız T1 bölü T2'nin değeri 9 bölü 21'den 3'e böldük 3, 3'e böldük 7. 3 bölü 7 çıkar. Yani cevabımız bu durumda A şıkkı olacaktır. Biraz uzun bir soru. Evet 5 dakikamız falan almış. Uzun bir soru. İkinci soru esnemeyen iple duvara bağlanan 2 kilogram kütleli K cismi ile 4 kilogram kütleli L cismi şekildeki bir üst üste konulmuştur. Sürtünmelerin ihmal edildiği yatay düzlemdeki L cismi yatay F kuvveti ile çekilmektedir. Sürtünme sadece k -L arası KL cismi arasında ve sürtünme katsayısı 0.5 olduğuna göre buna göre hangileri doğrudur diye soruyor. Gençler bu tip sorularda şuna dikkat edin. Bu tip sorularda şuradaki gelme kuvveti her zaman sürtünme kuvvetine eşittir. Bu bilgiyi çok rahat yaparsınız. Mevzu şu. Sürtünme kuvvetinin alacağı değer kaçtır? Mesela burada şu cismin kütlesi 2'miş. Bu cismin kütlesi 4'müş. Şimdi siz mesela 2 kilogramlık bir cismi etki eden şeyi bulun. K değeri de 0 eş olsun. Buradan ne çıkar gençler? Fs eşittir. K çarpı m çarpı g. K kaç? 0.5. Cismin kütlesi ne kadar? 2. G değerine kadar 10. Buradan 5 2'de 10 mu gelir? Evet sürtünme kuvvetinin değeri 10 oldu gençler. Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü 10 newton. Ne yapmanız lazım? Yani burada ee, sürtünme kuvvetinin değeri 10 newton olmasına anlama geliyor. Ondan küçük sayılarda, ondan küçük sayılarda e, oluşan sürtünme kuvveti uygulanan kuvvete eşittir gençler. Hocam ne alaka ben bunu tam anlamadım diyenler. Sinirlersin sizin bir örnek üzerine anlatıyorum. Mesela size şey vermiş olsaydı. Ee, şöyle bir Cisim vermiş olsaydı Ve buradaki sürtünme kuvvetini eşittir KMG'den Diyelim ki 50 newton buldunuz Buna anlama gelir biliyor musunuz Sizin uygadığınız kuvvet eğer 50'den küçükse e, Oluşan sürtünme bu uygulanan kuvvet eşit işte olmuş oluyor. Çünkü e, yani grafikte şöyle bir grafik vardı biraz şöyle bir detayda girelim. Şöyle bir sürtünme kuvveti, uygulanan kuvvet grafiği var. Burada mesela 5 iken 5'tir. 10 iken 10'dur. Ne zaman kadar böyle geçer? Hareket edinceye kadar. Hareket ettikten sonra ise artık sürtünme kuvveti sabitlenir. Yani mesela şu anda eğer size f'i diyelim ki 0 verdilerse sürtünme kuvveti 0'dır. f'i 10 verdilerse sürtünme kuvveti 10'dur. F'i 20 verdilerse sürtünme kuvveti 20'dir ama F'i 60 verdilerse sürtünme kuvveti 50'dir. F'i 70 verdilerse sürtünme kuvveti 70 şey, 50'dir. Yani sizin uyguladığınız kuvvet eğer hareketi geçiremiyorsa oluşan sürtünme uygulanan kuvveti eşittir. Ama eğer hareket ediyorsa oluşan sürtünme KMG'den bundan sonuca eşit olur gençler. Tamam mı? Bu bilgiyle yapacaksınız şimdi bu tip soruyu. Yani biz burada sürtünme kuvvetinin değerini 10 bulduk ya. İşte bakacaksınız uyguladığınız kuvvet 10'dan küçükse o sayıya eşittir. Mesela eğer senin uyguladığın kuvvet 5 ise o zaman sürtünme kuvveti 5 olur. Sürtünme kuvveti 5 olur. Ve ne yazdım şuraya? T her zaman Fs eşit. Yani Fs katsa T de olacaktır. Dolayısıyla birinci cümle doğru mu? Evet doğrudur. Şimdi ikinci cümleye baktık. F kuvvetin büyüklüğü 30 N. Ne söyledim? Artık ondan büyük sayılarda burada sabitlenir. Kaçta sabitlenir? Onda sabitlenir. Yani dolayısıyla 10'dur. Doğru mudur? Evet doğrudur. F kuvveti 15 Newton ise ipte de gelme kuvveti 15 Newton'dur. Hayır. Ondan büyük sayılarda artık 10 Newton'da sabitlenmiştir. O yüzden bu cümlemiz yanlıştır. Cevabımız bu durumda D şıkkı olmalıdır. Geldik 3. soruya. Başlangıçta üst üste durmakta olan cisimler arasındaki sürtünme katsayısı 0 olup 0-2 olup yatay zemin sürtünmesizdir. Şey, şekildeki gibi 13 Newton'un kuvvet etki ettikten sonra hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi Burada önce şuna bakalım gençler. Acaba bu 13 newtonluk kuvvet cismi hareket yani bilit hareket etmesini sağlayacak maksimum kuvvete kadar olan bir kuvvet mi yoksa daha büyük bir kuvvet mi önce bulalım? Şimdi bunu bulmak için şunu yaparsınız. birlikte hareket ediyor olsaydı 2 kilogram cisim ne sayesinde giderdi? E, alttaki cisimle sürtünme kuvveti sayesinde giderdi. Yani dolayısıyla sürtünme kuvveti bizim için burada 2 kilogram cisim için net kuvvet oluyor. Önce sürtünme kuvvetini bulalım. KMG K 02 2 cismin kütlesi 2 10 buradan sürtünme kuvvetinin değeri kaç çıktı 4 çıktı yani o zaman F eşittir M çarpı A da burada F yerine FC'yi yazarsınız 4 cismin kütlesi kaç 2 şu anda kim için yazıyorum ben 2 kilogramlık cisim için yazıyorum gençler buradan yani birlikte hareket ettiği durumda 2 kilogram cismin ivmesinin 2 olduğunu bulduk ki birlikte hareket ediyor ya artık toplam kütle kaçtır 5 kilogramdır İvmesinin ee, de 2 olması için o zaman F'in maksimum değeri kaç çıkar aslında? F m çarpı A'dan 10 Newton çıkar. 10 Newton'a kadar cisimler birlikte hareket eder. Ama 10 Newton'dan sonra ise artık üstteki cisim düşecektir. Şimdi verilen kuvvete baktık. Ne kadar kuvvet etki ediyor? 13 Newton. O zaman ne yapar? Burada cisimler artık birlikte hareket edemez. Düşer. Üstteki düşer gençler. Çünkü 10 Newton'u geçtiniz. O yüzden birinci cümlemiz yanlıştır. Ve 2 kilogramlık cisme sadece sürtünme kuvveti etki eder. Ve biz bunun da iğmesini 2 metre bölü saniye kare olduğunu bulduk. İkinci cümlemiz doğrudur. Üçüncü cümlemiz yatay zemin sürtünmesi olduğu için 3 kilogramlık cisme etkilenen net kuvvet oluşturuyor. Hayır. Siz burada şu 3 kilogram cisme baktığınız zaman net geliyor, ediyor? F kuvveti var ama bir de yukarıda sürtünme kuvveti var. Sürtünme kuvvetini 4 bulup. Yani bu 3 kilogram cismi etki eden net kuvvet nedir o zaman? Burası 13 olduğuna göre buna etki eden net kuvvet 9 newtondur. 13 newton değildir. Üstteki ile arasındaki sürtünme kuvvetini de unutmayacaksınız. O yüzden bu cümlemiz yanlıştır. Cevabımız bu durumda B şıkkı olacaktır gençler. Evet, şunu söyleyeyim. Yani buradaki sorular çok kolay sorular değil, zor sorular ee, ve bazılarda hakikaten uzun işlem alıyor, vakit de alıyor dolayısıyla. Evet, dördüncü sorumuza baktık. Arabanın tavanına asılan m kütleli sarkacın hareket durumu şekilde gibidir. Buna göre arabanın yaptığı hareket ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi baktığımız zaman, bunu aslında otobüste düşünebilirsiniz. Otobüs eğer şimdi otobüs aynı yönde. Ayakta durduğun şunun gittiği yönde ayakta duruyorsunuz. Otobüs hızlanırsa biz ne yapıyoruz? Geri doğru gidiyoruz. Hızlanırsa geri doğru yavaşlarsa aynı yönde. Dolayısıyla bu araç ne yapmış olabilir gençler? Bir yönde hızlanmış olabilir. Olabilir mi? Evet. Başka ne yapmış olabilir? İki yönde de yavaşlamış olabilir. Evet. Başka sabit hıza gidiyor olsaydı bu cismin konumu şöyle olması lazımdı. Bunu yapmış olamaz. Cevabımız bu durumda değişik olması gerekir. Bakalım 5. sorumuza. Şekildeki bir yerleştirilmiş aynı maddenin yapılmış sırasıyla 40 ve 20 kilogram kütleli M1 M2 cisimleri yatay düzende düzleme paralel bulunan uygulanan 360 Newton büyüklüğündeki kuvvetin etkisi hareket etmektedir. Buna göre M2 kütlesinin M1 kütleli kasaya uyguladığı tep kuvvetinin büyüklüğü sürtünmesi ise kaçtır? Sürtünmeli de kaçtır diyor. Gençler hiç gözünüz korkmasın. Bakın her ikisine de aynı sürtünme katsayısı etki sonra bu şartla. Aynı sürtünme katsayısı etki sonra sürtünmeli veya sürtünmesi olması tep kuvvetinin büyüklüğünü değiştirmez gençler. Değiştirmeyecektir. Cevap aynı çıkar. Yani aynı çıkmayanlar elebilirsiniz. Bunu eleyin. Bunu eleyin. Evet. Peki hangisi? Şurası 360 mu? Evet. Şimdi burada oran orantı yapıyorsunuz. Aslında size şu tep kuvvetini soruyor gençler. Tepkiyi bulmak için etkiye bakın değil mi? Şu etkiye bakacaksınız. F üstü diyelim. Şimdi F üstünü nasıl bulacaksınız? 60 kilogram değil mi toplam 360 Newton etki, 360 Newtonluk kuvvet kimi etki ediyor? 60 kilogramı. Yani 60 kilogramı 360 N'luk kuvvet itersek peki şuradaki kuvvet aslında kaçı itiyor bakın? 20 itiyor. 20 kilogramı kaçı iterim şey dersiniz? Ne yapar? Ee, veya şuradan bakın 3'te 1'i mi? 3'te 1 ne yapar? 120 Newton yapar dersiniz. Yani hem F kuvveti, F üstü kuvveti 120 Newton'dur hem de tep kuvvetinin büyüklüğü 120 Newton'dur. Ve ikisi de birbirine Eşit olacak. İnanmayan varsa bir değer versin kendisi. Mesela 0.5 versin denesin. Sonuç aynı çıkar gençler. İkisine de 0.5 verin. Aynı çıkar. Evet. 10. sorumuz. 10 kilogram kütleli kutu şekil 1'de olduğu gibi eğik düzeme üzerine dengededir. Şu yukarıda herhalde birinci soru. Dengede ifadesi sabit hızı ifadesi durgun ifadesini görünce ne anlayacaksınız? Orada e, zıt yönü kuvvetler birbirine eşitmiş. Aynı madde yapılmış şekilde 2'de ise F kuvveti yardımıyla aşağı kaymadan ancak dengede tutabiliyor. Bu F kuvveti ilk düzeme paralel olduğuna göre F kuvvetinin büyük ne diyor olduğuna göre bu Newton bu kuvvet kaç Newton'dur diye soruyor. Şimdi ilk düzemde normalde cisimleri aşağı doğru çeken kuvvetimiz vardır değil mi bizim? Yani bu cismin kütlesi 10 sa G çarpı sin alfa dersiniz ona. O da ağırlık bakın kütlesi 100 ise ağırlık neydi? m çarpı g. G ye yerine her zaman 10 yazarsak o zaman 100 kilo, şey, 10 kilogramlık cismin ivmesi şey, ağırlığı ne olur? 100 olur. Çarpı sinüs 37. G çarpı sin alfa. Bu da 0.6 derseniz buradan ne çıkar? 60 Newton çıkar. Bakın şu anda. Şu anda ne oldu? E, aşağı doğru çeken kuvvet aslında 60 Newton. Ama dengede mi kaldı? Nasıl oldu dengede kaldı? Demek ki burada bir sürtünme kuvveti var. Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü 60 Newton eşittir. Bu da k çarpı mg çarpı kosinüs 37 şeklinde yapılırsa k'yı bilmiyorum mg ne kadar 100 kosinüs 37 0.8'e eşit bunu 60'a eşit derseniz şuradan ne geldi 8 80 k'nın değeri buradan sadeleştirdiğiniz zaman 3 bölü 4 gelmiş oluyor. Şimdi şekil 2'de ne oldu? Şekil 2'de yine g sin alfa var. g çarpı sin alfa. g çarpı sin alfa sinüs 53. g'si 100 çarpı 0.8'den ne geldi burası? 80 Newton geldi. Bir de şimdi kaymadan ancak dengede kalabiliyor diyor. Yani F kuvvetinin aslında küçük olmasını istiyor. F kuvvetinin küçük olması için ne olması lazım? F kuvvetinin küçük olabilmesi için sürtünme kuvvetinin buna yardım etmesi gerekir gençler. Yani sürtünme kuvveti burada yukarı doğru olacak. Niye? aşağı doğru kaymadan ancak dengede kalabiliyor. Yani e, siz burada f'i birazcık küçültü verseniz ne olacak? Cisim aşağı doğru kayacak. Demek ki aşağı kaymak istiyor cisim. Demek ki fc kuvvetinin bu durumda yukarı doğru olması lazım. Yani o zaman aşağı doğru 80 varsa yukarı doğru f ile fc'nin toplamının ne olması lazım? f ile fc'nin toplamının 60'a pardon 80'e eşit olması lazım. Buradan geri kalan işlemi aşağı yapıyorum şimdi gençler. Şimdi o zaman aşağı doğru 80 var. Yukarı doğru F ile F'senin toplamı varsa ben önce F'si'yi bulayım. FC değeri neydi? KMG kosinüs alfa kosinüs 53. K'sını 3/4 1, 4 bulduk. E, MG ne kadar? 100, cismin ağırlığı 100. Kosinüs 53 sinüs 37 eşit o da 0.6'dır. Buradan 60, 60 bölü 4'ten 15, 45 mi geliyor? Evet. Fs'nin değerini 45 bulduk. O zaman F'in değeri bu durumda ne olmaz lazım? 35 newton olmaz lazım dersin gençler. Cevabımız bu şekilde olur. Şurayı da sileyim. Belki ekran görüntüsü alacak olanlar vardır. Bu şekilde bir ekran görüntüsü alabilirsiniz. Evet. Uzun bir soru bu da yine. Ee, devam ediyoruz. 7. sorumuza Şekildeki adam yatay düzem üzerinde 9,8 külük kütleli kutuya 100 Newton büyüklüğünde kuvvet uygulayarak çekmektedir. Yatay düzlem ve kutu arasındaki sürtünme katsayısı 0,5 ise kutuya etki eden net kuvvet kaç Newton'dur? Şimdi disme siz ne yapıyorsunuz? Disme şöyle yapalım. Bir 100 Newton'u kuvvet uyguluyorsunuz ve şuradaki açı 53 derece. Aslında bunun kütlesi ne kadarmış? 800, 9,8 Newton. Şimdi bu cismin önce bileşeni ayıralım. Şurası kaç yapar? 80 yapar. Şurası 60 yapar. E, aşağı dur ne var? 1,98 Newton var. Değil mi? Bu arada 98 nereden geldi? M çarpı G değil mi? Ağırlık nasıl bulursunuz? Kütleyle G yani çarparak, onu çarparak bu şekilde bulursunuz. Şimdi o zaman sürtünme kutunun formülü bulalım. sürtünme kutunun genel formülü aslında K çarpı N'dir. K'nın değeri 0.5. N nedir? 98 aşağıya 80 yukarıya. Yani aslında etki eden dik kuvvet ne kadardır? Şöyle de uzunca yazalım. 98 eksi 80. Buradan ne geldi? 18. 18 çarpı 0.5 ne olur o zaman? 9 Newton yapar dersiniz. Evet. O zaman burada siz ne yaptınız? Cisme yatayda 60 newtonlu kuvvet uyguladığınız zaman sürtünme kuvvetinin değerinin 9 Newton olduğunu bulmuş oldunuz. Bu durumda etkiden net kuvvet kaç yapar o zaman? 51 Newton yapar dersiniz. Cevabımız değişik olur. Yine geldik uzun bir soruya. 8. soru. Şekildeki sürtünmesi düzenek üzerine bulunan KLM cisimleri esnemesiz ipler ile birbirine bağlıdır. Sistem serbest bırakıldığında K ve L arasındaki bulunan ipteki gerilme kuvveti 12 Newton olmaktadır. Nereden bahsediyor? K ile arası. şurada şekilde vermişler. L ve M cisimlerin kütleleri sırasıyla 1 yazalım. L ile M 2. Bu 1. Bu da 2 kilogrammış gençler. İken M cisminin potansiyel enerjisi azalıyor ise K cisminin kütlesi kaç kilogramdır? Şimdi burada soruyu K'ya odaklanarak yapabiliriz gençler. Bu cismin kütlesini bilmiyoruz şu an aslında. onun soruyu M diyelim buna. Ha bu arada e, şimdi M cisminin potansiyel enerjisi azalıyorsa o zaman bu cisim aşağı iniyor. O zaman bu cisim yukarı çıkıyor. Bu cisim de aşağı iniyor. O zaman burada aşağı doğru çeken kuvvetin daha büyük olması lazım. Eğik düzlemde neydi? G çarpı sinüs alfaydı. Yani şuradaki değer G çarpı sinüs 37. Bu dismin ağırlığını nasıl bulursunuz? 10 çarpı m ile bulursunuz. Sinüs 37 ne eşit? 06 eşit. O zaman burada ne çıkar? 6 m çıkar. Şimdi o zaman k için yazıyorum gençler. F eşittir m çarpı a. E, 6 m aşağı doğru çekiyor. Yukarı doğru ne var? Şöyle bir teyp kelimesi var. 12 Newton. Dismin kütlesini m dedik. Sistemin diğmesi a. A. Hakikaten a. Burada a'yı bulmadık ki biz. Evet, o zaman bu denklem burada kalsın gençler. Şimdi o zaman şunu kullanalım. Şimdi bir de sistemin geneline bakın gençler. Sistemin geneline baktığımız zaman ne olacak? Burada o zaman aşağı doğru çeken kuvvetleri bulmak lazım. Ne de bu kuvvet? G çarpı sin alfa. yani 10 çarpı sinüs 53, sinüs 53, sinüs 53'ün değeri 0.8, 10'dan şurasına geldi, 8 Newton geldi. Bir de burada aşağı doğru çeken kuvvet var. O da nedir? Kütlesi 20 idi. Şey, Kütle 2'de ağırlık 20 oldu. 20 çarpı sinüs 37. Yani 0.6'dan burası ne ya oldu o zaman? 12 mi oldu? 12 oldu. Şimdi o zaman aynı yönlü kuvvetleri toplayalım, zıt yönlüleri çıkartalım. Aynı yönlü ne var burada? Ee, K ile M, değil mi? K ile M. Yani 6m, karnı aşağı doğru çeken kuvveti. Bir de m kütleli var, değil mi? Bu da bu yönde buna yardım ediyor yani bu yönde gitmek istiyor. O da ne kadar? 12. Eksi Bunlar azıt yönü ne var? L cisminin G'sinin alfası var. Eşittir. Şimdi biz ne yaptık bu arada? F net eşittir. M toplam çarpı A da yerine koyduk. 6M. 12 Newton ve 8 Newton var. 8 bunlar azıt olduğu için çıkarttık. Toplam kütle ne kadar? 2, 1 daha 3 değil mi? Yani 2 artı 1 artı M çarpı A şeklinde yazdık. Buradan nasıl bir denklem çıkar? 6M artı şuradan 4 geldi. Şuradan ee, 3 3A artı M çarpı A geldi. Çok uzattık ya. Bunları şöyle yapalım mı o zaman? Ee, şurada MA gördüğüm yere 12M eksi ha, Durun durun gençler. Bakın ne buldum. Şimdi Şuradaki ifadeyi eksiyle olarak karşı alıyorum. Eksi 6M artı 12 eşittir. Eksi M çarpı A deyip taraf tarafa toplarsanız topladığımız an ne olur? Bunlar birbirini götürür. Burada ne yaptı o zaman? 16 kaldı. Şurada bunlar götürdü. 3A oldu. O zaman A'nın değeri buradan 16 bölü 3 çıkmış oldu. Sonra yerine koyun. Bunu alalım. Şu formu yerine koyalım. 6M eksi 12 eşittir. M çarpı A'nın değeri de 16 bölü 3'tü. O zaman ne yapar? 6M eksi 16 bölü 3M eşittir 12. 3 kere 6 18 2m bölü 3 eşittir 12. Şununla şu giderse 6. M'in değeri buradan 18. 18 kilogram gelir dersiniz. Yani cevabımız bu durumda E şıkkı olacaktır gençler. Evet. Yani bir daha baştan izleyin istiyorsanız. Yani burada yanıtmaya gerek var mı? Yani bir daha dinleyin siz. Tamam sorularınız varsa şeye yazarsınız. Yorumlara yazarsınız. Evet. Dokuzuncu sorumuz. Su dolu bir deney arabası sabit F kuvvetiyle hareket etmekteyken deney arabasındaki delikten düzenli olarak su boşalmaktadır. Buna göre arabanın hareketi için aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Gençler burada e, su boşaldıkça ne oluyor? F eşittir. M çarpı A kütle azalıyor. Ama F kuvvet değişmiyor. Bu durum olması lazım. Sistemin ivmesinin giderek artması lazım. Yani sistemin ivmesi artar. Ve, ve aynı zamanda ne yapar cisim? Hızlanır. Yani ivmesi artarak hızlanır dersiniz. Cevabımız D şıkkı olmalıdır. 10. sorumuz sürt tüm sürtünmelerin ihmal edildiği yatay düzlemde şekilde gibi ok yönünde hızlanan vagonun önünde ki vagona yapışık olmayan katı cismi kaymadan vagonla birlikte hareket etmektedir. Buna göre hangileri doğrudur? Gençler aslında ben eskiden bu şeyleri konular diye eylemsizliği anlatarak yapıyordum. Eylemsizlikten yapıyordum ama ÖSYM eylemsizlik kabul etmiyor şeylerde. Yani zaten eylemsizlik soruları eğer aklınıza gelirse eylemsizlik diye bir kuvvet yok. Tamam mı? Yani kimseden duymadığınız öyle bir kuvvet yok. Şimdi şöyle düşünürsün gençler. Burada e, bu cismi aşağı doğru bir ağırlığı var. E, burada yapışık olmadığı halde birlikte hareket edebiliyorsa demek ki burada bir sürtünme kuvveti olması lazım. Ve bu sürtünme kuvvetinin büyüklüğü G'ye cismin ağırlığına eşit olması lazım değil mi? Çünkü kaymadan hareket edebiliyorsa e, burada ikisinin birbirini dengelemesi lazım. O zaman birinci cümlemize bakalım. Kağıt isminin ağırlığı vagon ile kağıt ismi arasındaki sürtünme kuvvetine eşit yüklüdür. Doğru mu? Evet doğru. Kaymadan gittiğine göre bu şekilde doğru olması gerekir. Peki burada sürtünme kuvveti ile G'yi yazalım. Çünkü ikinci önerme için bu bilgiyi kullanacağız burada. Sürtünme kuvvetinin formülü nedir? K çarpı N eşittir G'dir. Şimdi K genel olarak değeri birden küçüktür gençler. Ee, dolayısıyla o zaman siz burada e, N'i birden küçük sayıyla çarpınca G oluyorsa O zaman ne olması lazım? E N'in G'den büyük olması lazım Burada baktığımız zaman Pardon özür dilerim Burada baktığımız zaman o zaman ne olacak? Demek ki e, ikinci cümleye bakalım Vagonun K dispinde gösterdiği tepki kuvvetinin büyüklüğü K dispinin ağırlığına fazladır cümlesinin bu durumda doğru olması gerekir gençler Evet. Geldik üçüncü cümleye. Vakonun hızlanma ivmesinin büyüklüğü yer çekim ivmesinden fazladır. Şimdi baktığımız zaman burada e, N. N nedir aslında biliyor musunuz? N şu. N böyle gösterelim. N aslında K cismi için net kuvvettir. Yani burada o zaman N K cismi için net kuvvetse f net yazabilir miyiz? n eşittir f net. Evet. O zaman f net nedir? m çarpı a'dır. O zaman ben n gördüğüm yere m çarpı a yazabilirim. m çarpı a büyüktür m çarpı g. Yazınca ne olur gençler? a büyüktür g oldu. Yani hızlanma ivmesinin büyüklüğü, yer çekimesinin büyüklüğünden fazla mı? Evet fazladır. Değil mi? Evet bu duruma cevabımız e oldu. 3'ü de doğrudur. Evet son sorumuza geldik. Son soru bir ÖSYM sorusu. E, bu arada şimdi e, şu anda video çektiğim tarih YKS 2004 2024 şöyle bir, bir hafta da olmadı. 4-5 gün sonra çekiyorum şu anda bu videoyu. E, yani ÖSM buna benzer bir soru sordu gençler. Tamam. Buna benzer soru sordu. E, Tabi yatay da soruldu da ama mantık aynıydı. Şimdi bakalım sorumuza. Kütleleri M, M ve 2M olan sırasıyla KLN tuğları şekilde gösterildiği gibi yatay F, 2F, F kuvvetleri yer çekim sabit olduğu ortamda uygulanmaktadır. Tular hareket etmeden durduklarına göre duvar yüzeyinin KLN tularına uyguladığı sıdık sürtünme kuvvetlerinin büyüklüğü arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Şimdi şurada önemli bir şey gördük gençler. Turla hareket etmediğine göre. Şimdi az önce soruda geldi. Orada detaylıca açıkladım. Siz bir cismi çektiğiniz halde bu cisim hareket etmiyorsa o zaman oluşan sürtünme kuvveti uygulanan kuvveti eşittir. Yani sürtünme kuvvetine kim onu alırsınız. Burada bir cisim bir cisim yatay da bu şekilde pardon düşeyde bu şekilde düşmeden durabiliyorsa önceki soruda gördünüz bunu sürtünme kuvveti neye eşittir o cismin ağırlığına eşittir gençler sürtünme kuvveti ağırlığına eşittir yani o zaman bizim için fk demiş ya fk neye eşittir m çarpı g fl neye eşittir o da m çarpı g fn neye eşittir 2 mg'ye eşittir gençler o zaman bu durumda ne olur bu durumda Fn büyüktür. Fk ile Fn birbirine eşittir dersiniz. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Evet. Biraz zor bir testi Uzun bir test aynı zamanda sorularda. Ee, umarım anlamışsınızdır. Eğer e, soracaklarınız varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın gençler. Hepinize iyi çalışmalar, iyi günler dilerim.